Ortaca'ya bağlı Mergenli köyünde arazide dolaşan vatandaşlar tarafından bulunan 1 yaşındaki Şahin yaralı olmasından dolayı uçamadığı anlaşılınca yakalanarak Ortaca'da bulunan veterinere getirilerek kontrol edildi. Veteriner hekim Abdülkurt tarafından yapılan muayenesinde Şahin'in avcılar tarafından av tüfeği ile kanadından yaralandığı tespit edildi. 2 gün boyunca gözetim altında tutulan ve antibiyotik tedavisi uygulanan Şahin yavrusu, yeniden doğal ortamına bırakılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği görevlilerine teslim edildi. Yaralı Şahin'in tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Abdülkurt şunları söyledi. Ortaca'da avcılar vurmuş. Sol kanadında var bir şey, enfeksiyon, yara var. Şu anda durumu iyi. Yaralı Şahin teslim alan Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği görevlisi Mustafa Korkut ise koruma altındaki bu tür kuşları vuran kişilere 3000 TL para cezası da verildiğini belirtti. Evet, şimdi kuşunuzu alıp böyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği teslim edeceğiz. Bunun bırakımlarını yapacağız. Bundan sonra da doğaya bırakacağız. Bölgemizde nesli tükenmek üzere olan Şahin, öbür yırtıcı kuşlardan geniş kanatları ve yanlara doğru açılan yuvarlak kuyruklarıyla ayırt edilebilir. Ağır kanat darbeleri ile uçar ve havada asılırmışçasına kanatlarını çırpmadan uzun süre dönebilirler. Çoğu türün üst bölümleri beyaz ya da kahverengi benekli, kanatları çizgilidir. Ama renkleri aynı tür içinde bile önemli ölçüde çeşitlilik gösterebilir. Şahinler genellikle böcekleri ve küçük memelileri avlar. Ara sıra kuşlara saldırır. Çalı çırpıdan yaptıkları ve yumuşak maddelerle döşedikleri sağlam yuvaları ağaçların ya da kaya çıkıntılarının üzerinde bulunur. Dişiler yuvaya 2 ila 5 tane kahverengi lekeli beyaz yumurta bırakır.